Şimdi öncelikle biberleri kızartacağım için şimdi harçları hazırlayacağım. En sonuncusuna galeta unu koyuyorum. Hemen yanındakine biraz un ve biraz da mısır unu koyuyorum. İkisini birlikte karıştırarak kullanacağım. Evet, şimdi yumurtalarımızı da kıralım. Evet, yumurtalarımızı da çırpalım. Galeta unu, yumurta, un ve mısır ununu karıştırıyorum bu şekilde. Birazdan kaplamak için kullanacağım bunları. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım ve biberleri kızartmak için de yağımızı boşaltalım. Domates sosumu birazdan yapacağım. Şimdi biberlerin içini doldurmak için iç harcımızı hazırlıyoruz. Çok pratik bir harç bu. Hellim peynirini kasemin içerisine alıyorum. Bunun içerisine biraz maydanoz doğrayacağım. İçerisine maydanozlarımı ekliyorum. Ve biraz da şimdi sarımsak. Sarımsağı da eziyorum. Ezdikten sonra da ince bir şekilde doğruyorum. Sarımsağımızı da ekledikten sonra içerisine güzelce karıştıralım. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi sıra geldi biberlerimizi hazır etmeye. Biberi bu şekilde bıçakla kestikten sonra sap kısmını çekerek alıyorum. Çekirdekli olan kısımlarıyla birlikte. Biraz da içerisini bu şekilde parmağımızla temizliyoruz. Fazla çekirdekler varsa onları da bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi biberlerimin içlerini dolduracağım. Hazırlamış olduğum hellim peynirli harçtan bakın bu şekilde içerisine doğru bastırarak iyice bastırıyorum. Daha aşağılara gitmesi için. İyice bastırarak kapatıyorum. Diğer biberleri de aynı şekilde dolduruyorum. Evet, şimdi ocağımın altını da açıyorum. Sos yapacağım, tavanın altını da açtım. Şimdi domates sosu için de domatesleri önce rendeliyorum. Şimdi az miktarda da zeytinyağı gezdiriyorum içerisine. Ve biraz da toz şeker ekliyorum. Ve az miktarda da tuz. Bu hazırlamış olduğum taze domates sosun kıvamı eğer yeterli değilse az miktarda da nişasta ekleyebilirsiniz içerisine. Biberleri bu şekilde önce görmüş olduğunuz gibi un ve mısır ununa buluyorum. Arkasından yumurtaya iyice her yerini kaplamasını sağlıyorum yumurtanın. Ve arkasından da galeta ununun içerisine alıyorum. Evet, sosumuz yeterince kıvam aldıktan sonra biraz daha tutacağım ocakta şimdi. Evet, yağ da iyice kızdıktan sonra şimdi biberlerimi iyice kaplıyorum. Ve biberleri şimdi yağın içerisine alıyorum. Şimdi diğer taraflarını da çevireceğim. Şimdi hazırlamış olduğum sosun içerisine bir miktar da taze fesleğen, taze kekik ve taze kişniş koyacağım. Onları da şimdi ince bir şekilde doğruyorum. Taze baharatlar hem kokusuyla hem de lezzetiyle bu tarz soslara çok güzel yakışıyor. Evet, hazırlamış olduğum sostan şimdi servis tabağına koyuyorum. Ve kızartmış olduğumuz biberlerimizden de servis tabağına alıyorum biraz. Ve bir iki parça da yine taze fesleğen yapraklarıyla süslüyorum. Yemeğim servise hazır.